Bu normal bir Minecraft dünyası. Bu ise küp şeklinde Minecraft dünyası. Ve bu dünyada tüm madenler ve yapılar bu şekilde devasa. Bu arada End Savaşı gerçekten aşırı zorlu geçti. 50.000 abone olmam için like atıp abone olduysan iyi seyirler. Selam, tekrar hoş geldiniz ve şu an dünyamız bir küp şeklinde. Şuraya bakın, ağaçlar devasa, bloklar devasa, buradaki çimler bile devasa. Bu gerçekten çok garip. Ve bir tanesini kırdım da hepsi kırılıyor. Bir dakika, sen nereden geldin? Git buradan. Görüşürüz. Tamamdır. Gerçekten şu an garip bir videoya başladık. Her şey küp şeklinde olduğu için 3x3 yani 9 tane blok olarak geçiyor. Tamam, ağaçlar çok büyük. Şuradan hemen odun almak istiyorum ve bu videoda madenler gerçekten çok inanılmaz olacak. Özellikle Nether ve End'i gerçekten çok merak ediyorum. Acaba nasıl gözükecekler? Tamam, sadece yukarı çıkmak için bile bir sürü blok koymam gerekiyor. Bu video gerçekten çok ilginç olacak. Taş aletler yapabilmem için taşa ihtiyacım var ve taş almak için de çok fazla aşağı kırmam gerekiyor çünkü bir blok çok büyük. Bakın altımı kırıyorum kırıyorum ama taş bulamıyorum. Bayağı bir kırdım ve sonunda taşa geldim. Hemen şuradan biraz taş toplayıp taş aletler yapacağım. Tamam, artık keşfe çıkabiliriz. Şuraya bakın. Gerçekten dünya çok garip gözüküyor. Her aşağı indiğimde hasar alıyorum. Hayır, bu çok kötü. Şu çimin boyuna bak, benim 10 katım. Oh, görüşürüz. Tamam, burada bir maden var ve maden girişine bak. İçerisi gerçekten çok tehlikeli gözüküyor. Tamam, ben madene girmeden önce bir köy bulmayı deneyeceğim ama dünya çok büyük olduğu için çok yavaş hareket ediyoruz aslında ve köy bulmam gerçekten çok zor. O yüzden benim bayağı bir yürümem gerekiyor. Umarım yakınlarda bir köy bulabilirim. Oha, şu gölün boyutuna bakın. Şeker kamışına bak. Çok garip gözüküyor. Aa, bir saniye, bu illegal bir su değil mi? Su neden buraya dağılmıyor? Tamam, bu dünya gerçekten çok ilginç. Aa, bir saniye, sanırım köy buldum. Çok uzağa göremiyorum ama aynen öyle. Tamam, burası gerçekten çok garip gözüküyor ve şu meşalelere bakın. Tamam, hemen şu merdivenlerin içinden bu eve girelim. Aa, ne? Kapıyı açtım da hepsi birden kırılıyor. Oha, bir sürü yatak var. Oha. Tamam, envanterim yatakla doldu. Bu çok iyi. Bu yataklarla ejderhayı öldürebilirim. Bizim yemeğe ihtiyacımız var. Acaba buradaki saman balyaları nasıl? Aa, saman balyalarını gördüm. Çok iyi. Oha, burada bir sürü sandık var. Şu evin şekline bakın. Aşırı garip duruyorlar. Meşalelere bak. Tamam, bir sürü saman balyamız var. Bu sınırsız emek demek. En azından bu işimize yarayacak işte. Bayağı bacıkmışım. Hemen bir sürü saman toplayacağım. Şöyle bir tanesini envanterimde saklayacağım çünkü yüksekten düşerken altıma koyabilirim bunu. Hasarımı azaltır ve geri kalanlarıyla bir sürü yemek yapacağım. Tamamdır, yemek sorunu da çözdüğümüze göre artık devam edebilirim. Aa, merhaba Elin Golem. Neyse ki sen çok büyük değilsin. Gel buraya. Hayır, sakin ol. Tamam, görüşürüz. 4 tane demir çıktı. O zaman kendime bir tane kalkan ve bir tane kova yapacağım. Ve şu su kuyusundan bir tane su almam gerekiyor ama bu su kuyusuna nasıl tırmanabilirim? Tamamdır, bu video gerçekten çok işkenceli olacak. Ve şuradan bir tane su alalım. Oha, su kuyusu o kadar büyük ki içerisinde balık doğmuş. Şuna bakın. Tamam, artık istediğim kadar yüksekten atlayabilirim. Ve sanırım şurada bir maden girişi var. Hemen oraya gidiyorum. Merhaba. İçerisi çok geniş olduğu için bir sürü yaratık spamlanıyor. İşte bu birazcık kötü oldu. Bir saniye, yanlış görmüyorum değil mi? Burada çok fazla demir ve kömür var çünkü bu videodaki her blok aşırı fazla büyük. Tamam, buradan sınırsız demir ve kömür alabilirim. Onun için hemen bir tane demir kazma yapıyorum ve kazmaya devam ediyorum. Tamamdır, demir cevherlerinden kendime bir tane merdiven bile yaptım. Gerçekten çok fazla demirimiz var şu an. Hemen şuradan biraz da kömür alalım. O zaman demir adama dönüşüp geliyorum. Ve evet, artık demir adamım. O zaman artık madenin biraz daha derinliklerine inebilirim. Ve gerçekte inerken birazcık korkmuyor değilim. Merhaba Creeper. Oha, tamam, aşağılarda çok daha fazla yaratık var bu arada. O zaman bunları öldürerek aşağı inelim. Oha, spawner buldum. Sınırsız spawnerımız da var şu an. Burada bir sürü domuz var. Domuz ne alaka hiç bilmiyorum. Neyse, tamam. Şuradan aşağı inebilir miyim? Yes. Oha, gerçekten çok garip gözüküyor. Şu lavabozunun büyüklüğüne bakın. Ve şurada su akmıyor nedense. Aa, elmas buldum. Bir tane elmas değil, burada tam 21 tane elmas var. Yani çünkü küp Minecraft oynuyoruz şu an. Madenler gerçekten çok güzel ve garip gözüküyor. Ve çok fazla yaratık var. Ve altın da buldum burada, bir saniye. Çok fazla altın da var. Tamamdır, bu altınlar nedir de çok işimize yarayacak. Bir saniye, şurada çok fazla elmas var. Hayır, az kalsın beni aşağı düşürecekti. Görüşürüz. Tamam, şu elmasa bakın. Burada hiç istemeyeceğim kadar elmas var şu an. Ve tamam, bir stek elmasım oldu. O zaman artık elmas adama dönüşebilirim. Ve tamamdır. Ve burada hazır lavabozu bulmuşken artık oyunu bitirmeye gidebilirim. Acaba portalı da mı küp şeklinde açsam ama onunla uğraşmak istemiyorum şu an. Ve go. Ve tamamdır, merhaba. Ve Nether gerçekten inanılmaz gözüküyor. Ve Nether'da zombinin ne işi var? Ve zombinin kolları niye böyle?
Tamam, bu video gerçekten aşırı ilginç. Ve ben bu ruh kumunda bu kadar nasıl ilerleyeceğim ve burada neden Creeper var? Tamam. Merhaba iskeletler. Oha! Çok fazla iskelet var. Ok yağmuruna tutuldum ve şurada bir Bastion görüyorum. Oha, Bastion'ın boyutuna bak. Sakin olur musunuz? Tamam, buradan oraya nasıl gidebilirim hiçbir fikrim yok şu an. Şuradan güvenli bir yol buldum ama birazcık uğraştıracak beni. Ve neden üstümde bu kadar fazla ok var? Şurada birkaç tane delik var, oralardan girebiliriz bence. Tamam. Oha, ortada neden bu kadar fazla altın bile var? Şuna bakın. Hemen o altınları almam lazım. Oha, yapamadım ve şu an yarım kalbim, şansa bak. Tamam, oraya gitmek birazcık uzun sürecek gibi. Ama sorun değil. Zaten zırhım da çok güçlü olduğu için lavın içinden bile gidebilirim bence. Yani ölmem. Ve tamam, altın cennetine geldim. Şuraya bakın. Şimdi buradan sınırsız altın alacağım. Tamamdır, 64 tane altın bloğu topladım ve bu da sınırsız altın demek. Evet, hiç istemeyeceğim kadar altınım var ve arttı bile. Ve arkamda 9x9'dan bir sürü sandık var. Tamam, bu çok iyi. Tamam. Oha! Bir saniye. Bir dakika. Buradan sınırsız netherite elde edebiliriz ve burada ok da var. Çok iyi, antik kalıntı ve daha çok antik kalıntı ve bir sürü altın, ok. Tamam, bu gerçekten çok iyi ve bundan 28 tane var. Tamam, şu an istemeyeceğim kadar netherite'ım var. O zaman hepiniz ne yapacağımı çok iyi biliyorsunuz. Her şeyimi netherite yapıp geliyorum. Ve tamamdır. Ve artık çok güçlüyüz. Hemen şu altınlarla bir Ender Pearl Obsidian da alalım. Gel buraya. Alın bu altınları. Size sınırsız altın atıyorum şu an. Ve tamamdır. Benim şu an sadece Obsidian ve Ender Pearl'ine ihtiyacım var. Tamamdır. Bu kadar Ender Pearl ve Obsidian bize yeterli. Artık Fortress bulma adımına geçebilirim ama buradan çıkmam lazım ilk öncelikle. Şuradan dümdüz kırsam ne kadar sürede çıkarım? Lan! Merhaba. Bir saniye. Fortress buldum sanırım ama bu Fortress'ın genişliğine bak. Ve lav neden buradan sonra akmıyor? Gerçekten çok garip. Buraya bak, ben burada nasıl bir spawner'ı bulacağım? Yol aşırı geniş. Tamam, sonsuza kadar yürüyeceğiz sanırım böyle. Dünya çok büyük olduğu için ilerlemek de aşırı uzun sürüyor. Sanırım yolun sonuna geldim. Bu nasıl Fortress böyle? Görüşürüz. Oha, beni yukarı uçurdu. Tamam, sanırım diğer taraftan gitmem gerekiyor. Onun için de şu lava buzunun içinden geçmem lazım. Aslında bu bir lava buzu değil. Sadece çok büyük olduğu için öyle gözüküyor. Neyse, sorun değil. Şuradan hemen gidelim. Şöyle yandan yol yaparak gidiyorum. Evet, bir spawner bulmam büyük ihtimalle çok uzun sürecek. Ve yanıyorum. Hayır, ölmeyelim. Bir saniye. Tamam, netherite setle ölseydim büyük ihtimalle rezil olurdum. Şu genişliğe bakın, çok garip duruyor şu an. Oynaması da bir o kadar zor. Spawner'ı gördüm. Tamam, çok uzakta. Ve bu yollar gerçekten çok uzun sürüyor. Çok sıkıcı. Bunaldım artık. Normal bir spawner'dan 28 kat daha fazla bile spamlanıyor. Şuraya bakın, ben bunların hepsini nasıl öldüreceğim? Tamam, bu birazcık zor olacak. Çünkü çok fazla ateş topu geliyor üstüme. Tamam, sakin olur musunuz artık? Tamam, ilk blazotumu çıkardım ama yanıyorum. Neyse, en azından netherite setim var. Oha, çok fazla geliyor. Tamam, sanırım öleceğim. Ben burada saklanıyorum. Yavaş yavaş öldürmem lazım. Çok fazla ses var. Hayır. Bu gerçekten çok zor olacak. Her yerden ateş topu geliyor. Şuna bak. Daha da spamlanmaya devam ediyorlar. Benim canımı doldurmam lazım. Onun için bu birazcık zor olacak sanırım. Hayır. Tamam, ölmedik. 4 tane topladım en azından. Lütfen artık bana zarar vermeyin. Oha, ne oluyor? Çok fazla blaze var. Hayır. Tamam, 6 tane oldu. Bence artık buradan gideyim çünkü yakında öleceğim. Atmayın artık, oha. İskelet, bir sen eksiktin gerçekten. Ama hayır, 6 tane blaze çubuğu bana yetmez. 2 tane daha lazım. Tamam, bir tane çıkardım. Oha. Öleceğim. Lan, blaze önüme geldi. Tamam. Hayır. Şurada bir tane yalnız blaze var. Onu öldürebilirim bence. Ama çok fazla ateş topu geliyor. Çıkmadı, lanet olsun. Hadi artık. Lütfen. Hayır, çıkmıyor. İnatla çıkmıyor. Kafayı yiyeceğim. Çıkmış. Tamam, 8 tane oldu, artık gidebilirim. Ama ölmemem lazım. Hayır. Hayır. Ölmeyelim lütfen. Lütfen. Yes. Hayır. Hayır. Tamam, bir kalple kurtuldum. Ben artık kaçıyorum buradan. Şuraya bakın, cehennem gibi. O zaman artık dünyaya dönebilirim. Daha fazla burada kalmak istemiyorum. Başım ağrıdı. Şöyle portalımı açtım ve go. Şöyle bir surrender gözü yaptım ve ilk gözümü atıyorum. O zaman buradan devam. Burada bir göz daha. Tamamdır. Ağacın içine girdi gözüm. Hayır. Tamamdır. Kaç dakikadır altımı kırıyorum ve hala aşağı inemedim mi cidden? Silverfish mi? Bir saniye. Geldik. Ne? Portal odası burada ve portal odası normal gözüküyor. Burası küp şeklinde değil. Tamam, öyle olsun.
Gözlerimi hemen koyuyorum ve bakalım end küp şeklinde mi? Hemen end atlıyorum ve go. Merhaba. Bir saniye, burası da küp şeklinde. Hayır. Çok yavaş hareket ediyoruz. Şuna bak, kuleler aşırı büyük. Ben bunları nasıl tırmanıp patlatacağım? Tamam, burası gerçekten çok zor olacak. Ve ortaya bakın, çok garip gözüküyor. Selam Ejderha, sen oradan bana gelene kadar ben senden kaçarım zaten. Tamam, bu gerçekten çok uzun sürecek. Tamam, mesela şuradaki kuleye tırmanmayı deneyeceğim. Hemen bir tane pearl atıyorum ve hadi. Yes, tamam, geri kalanı suyla çıkacağım çünkü buraya kadar bloğum yetmez. Ve tamam, sonunda geldim. Oha, end kristallerine bak. Tamam. Aa, bir tanesini patlatınca hepsi patlıyor. Çok iyi. Buradan diğerlerini de vurabilirim. Yani umarım. Çok uzaktalar çünkü. Aa, vurdum. Hadi. Tamam, patlattım. Ama buradan diğerlerini atamam çünkü gerçekten çok uzakta. O yüzden... Hadi, hadi. Yes! Şu kafesliğe gitmek istiyorum. Hemen şöyle bir sürü ender pearl atacağım. Çünkü çok uzakta. Tamam, atabildiğim kadar yükseğe attım. Ve tutturdum. Yes. Selam. Tamam, hemen bunu da patlatacağım. Yes! Oha, sınırsız su kaynağı yaptım yanlışlıkla. Tamamdır. Tamam, o zaman ben hepsini patlatıp geliyorum. Ve tamam, sadece bir tane kafes kaldı. Oraya hemen gideyim şimdi. Şöyle bir clutch. Tamam, atabildiğim kadar yükseğe atıyorum yine. Tamamdır. Tamam, sonuncuyu da kırıyorum ve artık gidebilirim. Umarım yapabilirim. Yes. Tamam, buradan ejderhayı vurmak gerçekten çok zor olacak büyük ihtimalle. Ama olsun. Şöyle Ender Pearl'le gideceğim çünkü gerçekten çok yüksek. Hayır. Oha, şu meşalelere bak. Tamam, gel buraya. Bu sefer seni öldüreceğim. Hayır, 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 hayır. İki kalp kaldım. Aa, ortaya geldi. Ejderhayı ortadayken nasıl vuracağım? Oklarımı geri gönderiyor. Hayır. Buradayken ejderhayı nasıl vurabilirim ki? 9 tane obsidyenim var. Bunlarla bir tane de kendime platform yapmayı deneyeceğim. Aa, bizim bir sürü yatağımız var. Bir saniye. Lütfen beni uçurma. Hayır. Eğer buradan zıplarsam ejderha beni uçuruyor. O yüzden böyle bir şey yapacağım. Hayır, ejderha. Tamamdır. Şuradan biraz blok kasayım. Tamamdır, ejderhayı böyle vurabiliyorum. Çok iyi. Hadi. Tamam, bayağı canını azalttım ve kaçtı. Çok iyi bir taktik geliştirdim. O zaman bir dahaki geldiğinde onu kesinlikle öldüreceğim. Şöyle envanterime bir sürü yatak alıyorum. Ve geldi. Hayır. Tamam, bu çok kötü zamanlama oldu. Hayır, 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 hayır. Bir saniye, kafasının buraya dönük olması lazım. Yoksa onu öldüremem. Ama nefes var. Hayır, yukarı çıkamıyorum. Çok kötü zamanlama gerçekten. Tamamdır, vuruyorum. Tamam, bayağı canı gitti. Hayır, uçurma. Oha. Hayır, 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 ölmemem lazım. Ejderha, gerçekten beni çok görüyorsun. Tamam, bir dahaki geldiğinde bu sefer kesinlikle onu öldüreceğim. Aa, geldi ortaya. Tamamdır, bu sefer işte ölüyorsun. Oha, bayağı vuruyoruz. Çok iyi. Tamam, çok az canı kaldı. Ama kaçtı benden. Hemen yayımı alıyorum. Benden kaçamazsın dostum. Hadi. Çok iyi, ne oldu? Hadi, zombi yok. Ve... GG, yes, öldürdüm. Evet, bu çok iyiydi. Görüşürüz. Yes be. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.